Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün toz haline getirdiğim balık yemlerini akvaryuma döktüm. Şöyle görebilirsiniz akvaryumun tepesinde. Çok dökmüş gibi olabilir arkadaşlar ama çok değil, toz haline getirdiğimden dolayı bu şekil akvaryumun her yerine dağılıyor ve cüce botozları için ve diğer balık türleri için dipte yaşayan bu şekil yem vermem akvaryumun her yerinde yem olmasını sağlıyor. Şu şekilde görebilirsiniz. Bütün akvaryumdaki canlılar yem pesindeler. Herkes halinden çok memnun. Arkadaşlar, işte dediğim gibi bu toz haline getirip yem vermemin en büyük sebeplerinden bir tanesi balıklara tablet şekilde yem attığımız zaman bir balığın yapışıp komple o yemi yediğinden dolayı kabız olup ve çok fazla yem yediğinden dolayı hastalanıp ölmesine neden oluyor. Şunu unutmayın ki arkadaşlar, balıklar az yemekten değil çok yemekten ölürler. Ona göre dikkat etmelisiniz. Gördüğünüz gibi bütün akvaryumdaki canlılar yaşamından memnunlar. Yemlerinizi bu şekilde verirseniz arkadaşlar, bütün canlılara yem gitmiş olur. Hiçbiri yem yememezlik durumu olmaz. Şunu size diyeyim, inanın yem verirken ölçeklere dikkat etmelisiniz. Akvaryumumuzdaki balıkların sayılarına göre yem ölçeğini ayarlamalısınız. Ben bunu tahmini olarak ayarlıyorum. Hani balıkların yemi hemen yiyebileceği şekilde, yani ortalama 2-3 dakikada yemi bitirebileceği şekilde vermelisiniz. Ben çoğunlukla dip balığı beslediğimden dolayı akvaryumda yemin dibe batması benim için önemli. Tabii siz akvaryumda suyun üst düzeyinde yaşayan balıklar besliyorsanız onlara ait özel yemlerden de verebilirsiniz. Ben cüce botozlar için ve lepistesler için en uygun ve en kaliteli yem markalarını tercih edip veriyorum ve bunları da sizlerle paylaşıyorum. Diğer videolarımda görebilirsiniz. Çünkü dip yemi fazla olmalı. 4 tane siyah balığım var. 4-5 tane siyah cüce vatozum var. Ayrıyeten 12 tane tül kuyruğum var. 10-15 tane lepistesim var. Yavru lepistesler de var arkadaşlar, dikkat ederseniz. Şurada görebilirsiniz tam. Şu an onu çekiyorum. Bitkili akvaryum olduğundan dolayı lepistesler yavru bıraktığı zaman akvaryumda yaşıyorlar, saklanıyorlar. Karideslerim var arkadaşlar. Şöyle. Dikkat ederseniz. Bütün akvaryum, yani şu an memnun olduğuna inanıyorum. Yemlerden çok vermekten kaçının arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bol yavru akvaryumlar diliyorum. Beni beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.